Aziz vatandaşlar, dünya Özbekleri öz tili dasturlarını Özbekistan paytaxtı Toshkent şehrinden yana devam ettiradı. Eslatib o'taman, bugün 20 oktyabr 2021 yıl ana vatanımız Özbekistan'da çarşamba kuni ham nihoyat yakun topmoqda. Toshkent uzra so'lim oqshom o'z qanotlarini yoydi. Bugun tong sahar payti birinchi dasturimiz efirga uzatilganda men aytgan edim, bugun 20 oktyabr O'zbekistonning betakror yozuvchisi Odil Yoqubov agar hayot bo'lganlarida bugun 95 yoshga to'lar edilar dedim va Odil aka haqida biroz gapirib, demak, kechga yaqin biz Odil akaning xonadoniga albatta boramiz va u yerdan yana efirlarni efirga qo'yamiz deb aytgan edim. Demak, biz bugun Odil Yoqubovning xonadonidamiz. Kun kech bo'ldi, biz 4-5 soatdan buyon bu yerda adabiyot haqida, o'tgan ketgan gap-so'zlar haqida gaplashib o'tirdik. Mehmonlar kelib ketishdi. Asosan Odil Yoqubovning farzandlari bu Odil Yoqubovning xonadonida. Demak, kun kech bo'ldi. Oqshom o'z qanotlarini butun O'zbekiston uzra yoyib boshladi. Demak, biz taniqli o'zbek jurnalisti Karim Bahriyev bilan mana endi davramizni yakunida Odil Yoqubovning o'g'illari Iskandarni suhbatga chorlashga qaror qildik. Zotan bugun Odil Yoqubov 95 yoshga to'lgan bo'lardilar va har gal 20 oktyabr kuni Iskandarni aytishiga qaraganda u kishi hayot bo'lganlarida bu xonadon mehmonlarga to'la bo'larkan. Uylarda qarindosh urug'lar gulzor bo'yidagi Odil Yoqubovning o'sha stul stoli atrofida esa uning eng yaqin shogirdlari kelib har gal Odil Yoqubovni tavallud kunlari bilan muborakbod etarkan. Lekin mana 12 yildirki 2009 yilda vafot etgan bo'lsalar, Odil akam 12 yildirki bu xonadon Odil Yoqubovsiz Odil Yoqubovning tavallud kunlarini ko'zda yosh bilan nishonlab kelyapti. Odil Yoqubov o'limiga qancha ko'p yil bo'lavergani sayin uning o'zbek adabiyotida tutgan o'rni shu qadar yorqinroq, shu qadar terarroq, uning ijodi shu qadar armonli bo'lib boryapti biz uchun, uning shogirdlari uchun, adabiyot muxlislari uchun. Demak, Karimjon, mana biz 3-4 soat bo'ldi, ancha gurum qildik. Odil Yoqubovni hamda qarindosh urug'lari kelib ketishdi, biz ularni hammasini Odil aka haqidagi fikrlarini so'radik. Bu yerda oilaviy bir davra bo'ldi, shuning uchun ham biz ularni efirlarga uzatmadik. Lekin bugun hamma mehmonlar jo'naganidan keyin Odil akaning o'g'illari bilan u kishining xonadonida yolg'iz qoldik. Bir og'iz sizni ko'nglingizdan bugun nimalar kechyapti? Odil Yoqubov, siz Odil Yoqubovning xonadonida, marhamat. Odil aka juda buyuk inson edi. Qayerdadir saqlangan ekan shekilli, aynan shu kunlarda Odil akaning SSR xalq deputatlari sezdi so'zlagan nutqi tarqaldi bugun ijtimoiy tarmoqlarda. Hatto davlat agentliklarining tarmoqlarida tarqaldi. Bir narsani ko'rsatdiki, jasorat o'lmasa ekan, haqiqat o'lmasa ekan degan bir fikrga keldim. Endi Odil aka haqida o'ylaganda, Odil aka shu narsani isbotladiki, haqiqiy muharrir qanday bo'lishi kerak, haqiqiy adib qanday bo'lishi kerak. Qana masalan, Odil aka bizaga rahbarlik qilgan gazetada keskin maqolalar yozsak, keskin bir narsa yozsak, u kishi gap eshitardi. Bu avval Odil aka rahbarlik qilgan zamonni rahbarlarini bilamiz. Albatta, rahbarlar shunaqa ediki, har bitta kichkinagina dadillik uchun bosh muharrirlarni tergardi, tergov qilardi. Lekin Odil aka biror marta qayerdan gap eshitsa ham kelib, "Sizlar" deb gap eshitdim, sal pasaytirib yozinglar demasdi. Yana ham qattiq yozinglar, yana ham bosinglar derdi. Ya'ni tepani zarbasini o'ziga olardi. Bizlarda bo'lsa yana ham o'tkirroq yozishga undar edilar. Qolaversa, masalan, ayrim muharrirlar bo'lar ediki, sizga yozdirib, keyin siz urgan odamni topib, ustingizdan mana shuncha narsa bor ekan deb, ta'magirlik qilib, yozganini chiqarmay, ya'niki mabodo chiqib ketsa ham shundan narsa, shuni zarbasini jurnalistni boshiga solib, men yo'g'imda chiqib ketdi, men buni ko'rmaganman, qo'l qo'ymaganman deb qochardi. Odil akada
hamma zarbani o'ziga olish va o'zini shogirdlarini, xodimlarini asrash borasida bir. Ikkinchidan bu nafaqatgina bizaga yo'l qo'yish jasorati, o'zlarini ham jasoratlari mana SSR xalq deputatlari sizda o'zbek xalqini, o'zbek ayollarini himoya qilganlari. O'ylaymizki, o'sha davrdagi O'zbekistonning rahbarlariga u narsa yoqqanmi axir? Yoqmagan shuni bilganlar, lekin baribir ham gapirganlar va gapirmay tura olmaganlar. Shuning uchun men Odil aka o'ylaganda jasoratlarini eslayman hamisha. Shunga munosib bo'lishimiz kerak deb o'zimga o'zim shuna beraman bir. Dalda beraman, kuch beraman. Mana ko'rdingizki, go'yoki kishining haqiqat go'yligi uchun albatta umrining oxirgi paytlarida biroz jabr tortgandek ko'rinadi. Lekin mana ko'ryapsizki, bugunga kelib yana qaytib kelyapti o'sha narsaga odamlarki, "Ey, shunday bir buyuk inson edilar, shunday haqiqat go'y edilar." Baribir o'shanda qilinmagan e'zoz qilinar ekan. Albatta Abdulla Aripov to'rt qator she'ri bo'lar edi. Mir Temurga bag'ishlangan. Shu yerda sizning armoningiz yashar qaroqda, balkim u bo'ylagay asrlarni ham vodarix, mana shu satrlarni ham yozsam bo'lmasmidi siz tirik chog'da degan. Ya'ni bizlar bu go'zal so'zlarimizni Odil akaning o'zlarining yuzlariga aytishimiz kerak edi. Aytganimiz yo'q, aytgan bo'lsa ham yetarli darajada aytganimiz yo'q. Mana bugun endi o'zlari yo'qlarida e'tirof etyapmiz, lekin endi Yunus Ibrohimning satri bor, "Qo'rqma, o'lmaysan, mangu yashaysan" degan. Ya'niki, agar bu hayot o'lim bilan tugasa va tugab ketsa edi, yomonlikka jazo bo'lmasa edi, yaxshilikka mukofot bo'lmasa edi. Shubhasiz boshqa bir chin dunyo bor, har narsaning so'rovi javobi bor. O'shanda dunyoga bo'lganda Odil akaning ham qilgan xizmatlari Allohning qoshida hisobga olinadi deb umid qilaman. Aziz vatandoshlar, taniqli o'zbek jurnalisti Karim Bahriyevning so'zlarini eshitdingiz. Men Karimjonni Toshkent universiteti, jurnalistika universitetining professori. Bugun men Karimga telefon qilganda "Darsdaman Ismat aka" dedi va jurnalistlarga, talabalarga dars berayotganini eshitib, men kutib turdim. Darslardan keyin bu kishi to'g'ri mana shu xonadonga keldilar. Hozir Karimjon Abdulla Aripovning Mir Temurga atab yozgan she'rini to'rt satrini o'qidi. Shu she'rda yana bir to'rt satr bor, Karimjon. "Men bugun yig'ladim oshkora, motamga keltirdim kamtar so'zimni, nazdimda kuzatdim eng so'nggi bora. Men uchun muqaddas Ali she'rimni, yoki nazdimda kuzatdim ikkinchi bora. Men uchun muqaddas Ali she'rimni" dedi Abdulla Aripov Mir Temurning o'limi haqida yozgan shu so'zlarini. "Va darig, men mana shu so'zlarni o'sha payt yozsam bo'lmasmidi" deb ajoyib bir satrlarni aytdi Karimjon. Iskandar, Odil Yoqubov siz o'tgan 12 yil, siz farzandi sifatida, sizni qalbingizda qanday tuyg'ular kechyapti? Bugun Odil aka tirik bo'lganlarida 95 yoshga to'lardilar. Karimjon aytgani kabi, u kishi umrining so'nggi damlarida juda ko'p adolatsizlikka, xorlik va zorlikka, xorlik shu ma'nodaki davlat va hukumatning mehru muhabbatidan tamomila yiroq bo'lgan xorlik va zorlikka yuz tutgan edilar. Endi Ismat aka, bu yerda bir gap bor. Masalan, otamning asarlarini 14 yoshda, 16 yoshlarda ham o'qiganmiz. Otam vafotlaridan keyin hayot taqozosi bilan shunday bo'ldiki, u kishining merosi menga o'tdi. Butkul mana Karimjonga bu xustama gapirib berganman. Meroslar degani mana shu adabiy meroslari, yozgan asarlari va avvalambor bir 10 oshiq kitoblarini, kishiga 12 yilda men 10 oshiq kitoblarini mana shu yerda turib, javonda turibdi, chop qildirdim. Ko'pchiligiga Karimjon hatto menga nomam qo'ydirib berdi, kitoblarga o'zi qo'yib berdi. Va eng asosiysi 30 tomliklarimni tayyorladim. Odil Yoqubovni 30 tom. Shu 30 tomlikni tayyorlashda men otamni qaytadan kashf qildim. Hamma asarlarni qaytadan o'qib chiqsa to'g'ri keldi. Birinchi tom shu hikoyalardan boshlab 100 ga yaqin hikoyalar bor ekan. Chop etilmagan. Chop etilmagan, mana yaqinda yana bir 6 ta hikoya, 7 ta hikoya chiqib qoldi. Bittasini Mahmudjon Toyar nimada o'zining gazetasida Adabiyot Ziyosi degan gazetasida ham nashr qildi, qolganlari turibdi. Xudo xohlasa, adabiyot bugun sal mashhur telefon qildi, shu qolgan hikoyalarni menga bering, Iskandar aka.
Adabiyat gazetesi, adabiyat ve sanat gazetesi de beramızdı. Yani bu cüde başa kattı bir hep oldu, sıfataki 30 doğum. Ben bazen havas kılardı, mesela işken ben Said'e, şey, Said dosyeri var, Zarife Said dosyeri var, bu Rafikalar oy bir doğumladı. O şey, oy bir doğumladı, akademik naşır 20 doğumlukta kılıçta, yani açık derken de bütün boşluk yeni şey tutuşuna geldi. Yönden ayı mekanlar, hatta eteğilik yanımalar, bana Şurat İzaif'e, başkalar, hem mesela şu Aybek müziğindeki hadımlar, ilmi hadımlar. Ne meyem oldu ki bana şu 30 ton beni yalnızca uzun başımı düşüp aldı derken. Şu kattık kırıştım, şuna bana beni boynumu koyacağım ben. Keyingi 5 yılda şu 30 tonu taklar, tayyar durup değil mi lan? Eğer şunu mesela yetege, halkımızda şunu tutmaksak şu 30 tonunu, bunu acayip iş bulardı. Bunu kim, bunu iktisadi tarafları kimli boynada bunu çap etiş, naşriyatlar bunu bir davlattı? Yani hani bu masalalar gelişilmedi açığına ekkende. Ben öyle geldim şu 95 yıllıkta şunu naşır kısaydı, katlı hareket kılıp 95 yıllık bana Oktyabr'da bulsun, Ağustos'a tüketkendiz. Hani bırak bir naşriyat, doğru ben hani bir hükümetke, başarılarla resmi hatlarla çıkmadım. Çıkış gerek, hükümetke çıkış gerek. Yazıcıyla uyuşmasına vardınız mı Sıracıdın Said'e? Sıracıdın Said'e var geldi, bir iki kitapları çıkarıp verdi indi o. Sıracıdın İskender'e hazır şerayetim için diye. Yerbaşı, 55 yıldaki yerbaşı geçişine gelen romanlarını katıdan Sıracıdın. Baş koş buldum, rahmet için de çıkarıp verdi. Şimdi bu haline, burası bu haline, şey, 9. May. Galabalimeler Arapası'da bu kitap çıktı. Orayı zor diye kitabı Gafrullah da şeriatı çıkardı. Lakin bu kitapları hep hepsini uzun tahlep veremem. Şart da çıkardı mı, bu Gafrullah da, Yenge Asıravlı'da da çıkardı mı? Ben Yenge Asıravlı'da varsam da o 6 milyon sekir bunları göremem. Yapma yanda şimdi. Doğru, ulan meyde çünkü harcaklar var, onun hepsi benim boyunda. Kaysi mesela, biz çerdiriş. Ya bu mesela benden redaktör Biyorski'ye, Yor Hassan'a verirdi, ben ondan sıbırlamam, minden bin razı ben şu. Oğlanlık oğlanında şunu yüklemem. Ha, Karımcıoğlu hazır ayıttı ki, Adil Yakup da adabi mirası sizge uttu diye. Bunu kan da yetişmiş mümkün. Adil Akan'ı... Şimdi gap, gap yürüdük tarafı bir namazı demez. Şimdi ozu avala, şuna yazımcılar da bulabiliriz, molaları avala Özbekçi yapamaydı. Ki yine icadı yavru Özbek'e de götürmen kızık mıydı? Adil Akan'ı hem vardı, yani biraz bizarı dostumuz, biraz acayip dostumuz İskender. Lekin o dilekiler Allah fazlaları hemesi alim, ilim adamları da icatke mihir vergen, bir iktisatçı oğulluyen vergen ki bu kişi şu için yüguredi, tayarlaydı, o baradı. Kimisi taraftan yine muhaliflik hukuki degen narsası var. Şunda eke ülkeler bütün aile kızı da hemesini bakılır şu İskender. Şu icattan bir fayda bozuyan şu İskender'e, şu zarar bozuyan İskender'e, şu kullanılırken İskender. Yani kogörlerine davası yok. Ha, demek muhaliflik hukuku bu kişiye uçuyor. Eski Özbekistan'ın kanunluluğu göre afterlik hukuku muhalif hayatı devamı da olgenden ki 50 yıl onu miras kurular getirirlerdi. 50 yıldan ki kalktı ki onlar. Ha, karım canlı şu yerde bir tolduruk geçsem. Yakında Prezidentimiz Şavkat Miramanoviç'in parmağları çıktı bir ziyaretine. 50 yıl 70 yıldan koçurdular. Havariz bu sekerek. 70 yıl geçmiş. 70 yıldaki neydi devletini nasip oldu? Rusya'nın kanunlarında 70 yıldı. Bize dedi ki şu teşebbüs var. Değil mi? Hele kanun yıkırtıladı. Bu kanunçilik teşebbüs sıfatta mevcut. 70 kılıç mevcut. Demek siz yine 20 yılı ortakça hakalasınız. Kerimcan doğru et yaptı. 20 yıl ziyat siz yine şu pırladı ama siz. Sıfatı keşfet asımı buna hiç ilmesi yok. Bundan kere. Siz de o gün. Harajatını özü koplamaydı. Aç bunu. Ya hazırla şey yaptık Arıcan. Ne kadar? Siz o seviz bir kişi de varmış ki. Şu vaktan 2011 yılında şu meselenin işimiz şükende sıfatı ki kızık buldu. Mesela miras meselesi devletin notaryosu bu işime şunlarına gereken Özbekistan'da. Bir adabiyatı sevmedik notaryosu başkanın ayağı bırakın. Şu vaktan yaş, iyilikten başkan. İyi ben adlı kendimi bilemem ki. Bu tutuazı yaptı. Ben Rusya'dan alıp kıberemem dedi. Şakirini Rusya'dan alıp ben şu miras otuştu. Ve keyinçelik bana benler telefon kılıçtı, ben maslahat verdim. Şunda Said Ahmet Ekan'ın kızları, Faruk'un elmanı, Nadir'in elmanı kızı, Faruk'un Utkır Hoşimov'u, Daniel Oman Maçan'ın oğlu. Ben ettim, ben de şunu dedim, nümesi var dedim. Şekli var dedim. Şunu bırak değiller. Özbekistan bana indi gelip, kanun koyduğuyla raya kımakçı oluyordu da. Mesela Muşak Otakız Trilyler diyeyim, rar bir naşlıyor. Mesela kayta nasır, bizi kanunu içi bir eser gibi veriledigen general var, kayta nasırı da yarımını bir iş gerek. 10 kayta, 20 kayta nasır olsaydı hiç
bir adib ikler bir endi shu qiziqda gap. Hozirgi noshirlarimiz endi mualliflik huquqlari hayotlar boshladi. Ha, yasha. Chop etish endi bu yerda faqat chop etish va qalam haqida olish haqida emas gap. Qalam haqi degan otam haqida hikoyam bor. Ya'ni kitobda agar o'qigan bo'lsangiz, otam bu masalaga men endi alohida to'xtashim kerak. Masalan, shu yerda bir katta prozaik hamma pul مثلا احرار یا انور که یا کیملر بلا چون اش قصه که یا پول همه است احمد جان انما ده میل وایفت پول یوق پول همه است عادل کم ده دیش هر ده لیکن شو یرده بر قزق نرسه بارده من شو یرده اوتن اثر لاره من شو من اول بی خزینه 52 یخن تلده من تروب ده دیانت 20 دن عاشق تلگه ترجمه قلینگن شو یرده تروب ده بو اثر لاره و قاگن اثر لاره بر 15 دن ارتق تلرده بلد کلرده بر کورساتین صابر جان شو یرده اوتن گه بر خط گیرده با کتابلار گه حالی کرمده یه ده من چودرگن نشنده Abdülhakim, sizin kitabınızı çap yetiş. Mesela Avrupa memleketlerinde. Ve şartnamada ne kursatırlardı? Şartnamada mesela ayetelik 10 bin dolar, 15 bin dolar. Sıbıtaki. Aha. O tam kol koyup verirdiler, ne ayrıdır. Lekin gel kızım. Bu yerde kitap, şu bile ket ederdi, şu müşteri piçat bile kelerdi, sarıkkanı verdi. Kaytıp ket ederdi, after muhalif kol koyup veri yaptır, gözüm aldı. Pul, valyut diye, uşa vakti, yedi ısır yazımcılar sayı yüzünü. Valyuta nimasi raqami Vnesh-Tork bankda bo'lgan. Vnesh-Tork bank egasi bo'lgan. To'g'ri, SSR yozuvchilar sayyuzini. Valyuta raqami Vnesh-Tork bankda bo'lgandagi Vnesh-Tork bank nimagadir otam hech qachon shuni tushunib yetmaganlar. Nimaga 90% ni ushlab qoladi? 90% ni ushlab qolgan. Mana 10 ming dollarni 9 ming dollar ushlab qolyapti-dagi 1000 dollar muallifga va 1000 dollardan 400 dolarını 40% son sıfatını yani alakta alınken. Ve muhalifke kararız ki 10 bin dolarına kor koyken muhalifke 600 dolar bitti asayi için var ya 600 dolar. Yani çekte, sertifikatla. Bu pekte nakit pul bulanlarıma yok. Ha, 9 bin dolar kaya gitti. Ana, de başım belki yolculuklardan ve yolculukların tercümelerden. O şey vakti, yani bu elbette bu partiye nasıl? Vnesh-Tork Bank, o Brejnev. Mesela şu Vnesh-Tork Bank'ın reisi, KGB'nin reisiyle gelişip koyuyordu yani dolduruz. Uçum uçum adamı dişi ötmeyken Vnesh-Tork Bank'a. Bana kudur kuşkun ağzı müstakil Uzbekistan'ımızı 30'dan aşık banklarında hepsinin valyutaki kısır rakamı var. O vakti ısır mı kıyasla bir defa şu bank bugün. Doğru. Otam yazardı otam ki bana ben ulu vatan uçuk atlaşısı bana invalid ben mengen o 40% din alıp kaptaşlanlar. Ve cevap dilerdi. Hemen tuttu bana arşivde. Хурматли Адилека, энди рус тилида мен айтишим мумкин, уважаемый Адил Якубович, вот такой-то установленный порядок, желаю вам больших творческих успехов. Ертим-ертим, аж ятим опен. Лекин бир ерде бир қизиқ нарса бор экан. Мен Каримжонга бир марта айтганманда, бу ёзувчидан сўраган экан, бир катта ёзувчи, икинчи ёзувчидан. Сен ёзувчи бўлсанг, сенга СК нимага керак деса, СК менга тегмас ким учун керак дер экан. СКга аъзо бўладиган ёзувчилар бўлганда, ўша пайтда эдигинчи йиллардан. Şunlu okşayan, oşu sıkan azası bugün yazıcılar yani ben otel ekmeğe koyu kalıyor yendi. Sarı yola mı? Ulan oşu pulu ben indirip yürü gereken, koprak uzun zancibalardaki pulu da. O değil, yedem ve adıl yokulup ki karagen de. Ulan 50 faizi geçe, valutadaki pulu indirip yürü gereken. Demek ben otel ekmeğe ben mi? Kitapta yazdım ben. Ayçeyizden bula diyor, dem aziz vatandaşlar biz adıl yokulup'un tuğulgen günü bugün 20. Oktyabr 2021 yıl ana vatanımız O'zbekistonning poytaxti Toshkent shahridagi Novomoskovskiy ko'chasidagi Odil Yoqubov yashab o'tgan, bir umr yashagan o'sha xonadondan bu ko'rsatuvni olib boryapmiz. Taniqli o'zbek jurnalisti, Toshkent jurnalistika Dorul Fununi professori Karim Bahriyev bilan biz bugun Odil Yoqubovning xonadoniga keldik va suhbat qilyapmiz. Odil Yoqubovning ijodiy merosxo'ri nimasi o'tgan Odil Yoqubovni mualliflik huquqi o'tgan farzandlari Iskandar bilan. Mayli, bu tomonlari ham men uchun juda qiziq ekan. Men bilmasdim, ayniqsa 10 ming dollar yozuvchiga berilsa, shuni 600 dollarini olib, qolgan hammasini davlat lutfvozlik qilib o'ziga olib qolishi bu sovet davrini puxta o'ylab alay qilingan siyosati edi. Xo'p, endi Odil aka haqidagi xotiralarga o'tsak. Kecha biz aziz vatandoshlar kecha Chilonzordagi Navbahor choyxonasida bir piyola choy atrofida Odil Yoqubovning eng suyukli yaqin u kishi Oqyo'l bergan shogirdlari va Iskandar dars berayotgan Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rahbarlari rektor boshchiligida bir piyola choy atrofida suhbatlashdik. Odil aka haqida juda ajoyib xotiralarni
eşitdik. Şulardan biri endi bu gapni balkim davramiz nima ko'tarsa ko'tarar, ko'tarmasa ham men uchun juda qattiq ta'sir qilgan bitta narsani aytib beraman. Karimjon, agar xato aytsam to'g'rilaysiz. Demak, Rano Habibovna Abdullayeva CK'ni ideologiya markazkomni ideologiya kotibasi bo'lgan paytda gazetada Odil Yoqubov redaktor bo'lganlar. Shu gazetada demak bir maqola chiqish kerak bo'lgan Rano Abdullayeva O'zbekiston Kompartiyasi Markaziy Komitetining ideologiya kotibasi degan imzo bilan. Shunda Rano Abdullayeva emas, Rano Abdullinami? Shunaqa. A? Abdullayeva. Abdullayeva emas, Abdullayeva bo'lib ketgan. Abdullayeva. Abdullayeva bo'lib endi korrekturada bo'ladi. Bu hayot shunaqa, masalan, bosh muharrir savodli, hamma savodli, lekin bitta harf nimadir bo'lib tipografiyaga borgandami? Bu tabiiy, bu ko'p holatda bo'ladi. Bu paytda hozir kompyuterda bo'lsa-da bir kim ishlagansiz. Qo'rg'oshinda terilardi, keyin plastinkalar yopmay qo'yiladi. Ha, ha. Shu plastinka offset usulida, bitta harf xato bo'lsa, shu qator sug'urib olinib, to'g'ri qator yana chiqilardi, endi plastinkada. Keyin undan o'ttiz qolinardi kraska sotdi. Masalan, shu payt qulmanochilik korrektor bo'lgan, uni 200 chiqibdi, 26 qilib o'tib ketdi. Bitta ikkita emas. Nega desa, оказывается, shu nimani tovar etganda to'g'ri ketdi plastinka. Yo'rskachi yerdan qanaqa terganmiz, shuni joylashtirib bergan. Keyin bular boshqa joydagi xatoni qo'ysa, o'sha xato qilingan qator to'g'ri. Lekin qolgan hamma qatorlar yerga bir tushib yiqilib terilganligi hech kim xabar yo'q. Chantash ketgan qatorlar. Shu holda chiqib ketgan holda ham bo'lardi. O'sha Abdullayevaning xatosi ham shunaqa ishlardan bittasi bo'lganda endi. Endi Abdullayeva buni ham aytish kerak, oxiri nima bo'ldi? Abdullayeva bo'lib chiqib ketgandan keyin endi gazeta bosmada hamma gazetalarga qo'l qo'yilgan, chiqib ketgan. Bir necha million tiraj chiqib ketgan. Gazetalar kioskalarga tarqatilyapti. Markazkomga butun kerakli joylarga jo'natilgan. Markazkomni kotibasi maqolasini o'qiyotganda u avval bilasiz, har bir odam o'zining familiyasiga qaraydi-da. Sarnomasiga qaraydi, familiyasiga. Shunday ne ko'z bilan ko'rsinki, Rano Abdullayeva. Abdullayeva emas, Abdullayeva. Opani fig'oni falakka chiqib ketgan. Shunday virtushkani ko'tarib, hukumat telefonini Odil aka olgan. A savod bormi sizlarda? Salom aliki yo'q. Mana shunaqa qarang. Ye Odil aka ham haligi bo'lib endi Rano Habibovna, daragaya u kishi ruscha gapirgan. Мы сейчас всё рассмотрим, накажем deb bechora patqot qilgan. Yarim soat o'tar o'tmas u kishini yig'ilish qilib, qani kim nimaga bunaqa bo'lib ketdi axir? Kechasi bilan o'tirgan bo'lsak, men soat 2-3 da ketgan bo'lsam, o'zim qo'l qo'ygan bo'lsam deb bechora Odil aka kuyib yonib, keyin yana o'sha jiringlab, haligi yomon vahimali jiringlaydigan virtushka yana jiringlaganda, yana olgandan keyin yana Rano Habibovna fig'on qila boshlagan. Hozir men markazkomni birinchi kotibiga chiqdim, u yoqqa chiqdim, partkomissiyaga kelasiz. Bu qanaqa bu tartib yo'q. Meni familiyamni noto'g'ri yozasizmi deb yana to'balon qilganda Odil aka Rano Habibovna, daragaya, ya panimayu, nastolka eto nasha vina, glubokaya moya izvineniya, uvazheniya k vam deb nima balolarni gapirgan, yana mana ko'ryapsizlarmi? A bu telefonlarni eshityapsizlarmi? Butun kollektiv yig'ilgan, Odil akani fig'oni falakka chiqqan. Shu payt yana gapirib turib, jazolash usullarini qo'zayotgan paytda uchinchi marta, endi bu yerda ayollar bormi yo'qmi bilmayman, xudoni o'zi kechirsin, yana shu vahima bilan jiringlab qolganda bu virtushka. Yana olsalar, yana Rano Habibovna o'sha qolgan g'azab haligisini davomini etyapayotgan bu kishi quloq solib turib, "Ye, onangni palon qilay sani ham, familiyani ham" deb telefonda Odil akada mana shunaqangi bir haligi jahli chiqsa, otasini ham ayamaydigan, markazkomni kotibasi bir zug'um qilgan, farosati bo'lsa opa ham shu bilan to'xtatish kerak edi. Ikkinchi zug'um qilgan, Odil aka ko'targan, uchinchi zug'um qilganda SSR xalq deputati u ham olsa haligi amalimni oladi deb shu onangni palon qilay degandan keyin Rano Habibovna to ishdan ketgunga qadar Odilga qaytib telefon qilmagan ekan. Mana sizga shu to'g'rimi Karimjon, nima qo'shimcha qila olasiz shu gapga? Yo'q, bo'lgan voqea. Tavba qildim. Bo'lgan voqea. Boshqa bir safar eslayman, boshqasini
Jahangir aka deganlarni Habibulladan olding gibi. Hamidov. 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 Jahangir aka shu kishi ham bir telefon qilib, she'rdagi bir satr uchun bog'lab qo'yar 70 yillik yaralaringni degan joyiga. Bu yil oktyabr revolyutsiyasining 70 yilligi, 70 yillik yaralar deganda men esimda butun tarix qon bo'lganman. Nima deb chiqaryapsizlar deb baqirganda ay manga qara deb kelodilarki, sal pravda izvestiyani o'qiysanmi, nima deb yozadi ular. Boshqa telefon qilma deb ko'p deganlarni eslayman. Ha, Odil aka. Jahongir Hamidov aziz do'stlar, O'zbekiston Kompartiyasi Markaziy Komitetining ideologiya kotibi bo'lgan, Rano Abibunadan keyin bo'lgan, Rano apa paytlari o'sha vahimaydi, Rashidov davrida undan keyin bo'lgan va u kishi biologiya institutining direktori bo'lgan, biologiya fanlari doktor, professor, biolog olim. Shu o'zlari ajoyib odam edi, lekin shu tepani topshiriq bilan Islom aka zug'um qilgan bo'lsa, u kishi keyin Odil akaga zug'um qilaman deb o'ylagan. Odil akaday bir zabardast yozuvchi qandaydir markazkom o'zi tugashi aniq bo'lgan paytda nima shu uchun u kishi gapda aytgan bo'lishlari mumkin. Biz nima uchun bu gaplarni bugun oradan shuncha yillar o'tsa, men Rano Habibovnadan uzr so'rayman. Bu tarix, tarixni biz to'g'riligicha aks hol qanday bo'lsa shunda yetkazishimiz kerak Rano Habibovnasi. Xafa bo'lmaysiz, sizdagi o'sha o'z amalida odamlarni oyoq osti qilish fe'liyiz borligini biz yaxshi bilamiz. O'sha paytlarda endi bu davrda xatosi edi, siyosiy shunaqangi bir qatag'onlar davri edi. Siz o'shani bir haligisi bo'lgansiz, albatta bu sizni baribir va bizni oqlolmaydi. Biz o'sha davr odamlarimiz hammamiz, siz buni hozir xuddi bizday bir yengil tabassum bilan qabul qilishingiz kerak va bizdan xafa bo'lib Rano Habibovnaga aytayapman, bizni haligi qilib zug'um qilib Odil akaga qilgan zug'umni endi xushuf kitobim takoy atkudan priyexil deb yana bizni izlab yurmang. Biz Toshkentdamiz. Shuning uchun demoqchimanki, Odil Yoqubovdagi samimiyat, kattalarni hurmat qilish, lekin chegara bilan. Bir hurmat qildi, ikki hurmat qildi. Yana bu qurib ketgir telefon jiringlaganda hukumat telefoni. Har qanaqangi haligistan to'lib toshgan Odil Yoqubov, demak ular o'zini adabiyotdagi o'rnini, o'zini buyuk shaxsligini har qalay biladi. Shu uchun ham bo'lmasa markazkomning kotibiga bu gapni aytish odamni hibsga ketishi mumkin, o'lib ketishi mumkin. Lekin Odil aka shu payt hamma narsani unutib, butun adabiyot kollektivini oldida xodimlarni o'zi urushib o'tirgan. Shu bilan mana shunday voqealar bo'lgan. Karimjon aytgan masala ham markazkomning kotibi Jahongir Hamidov bilan bog'liq. Lekin Jahongir aka juda ajoyib, samimiy, yaxshi odam edilar. Men bu bilan biz Karimjon bilan nima demoqchimiz? Odil Yoqubovlarda birovlarga hurmat, kattalarga, amaldorlarga ehtirom bor edi. Lekin ular chegaradan chiqsa, Odil Yoqubov hech qachon mutilarcha o'zi haqligini bila turib, nohaq aligilar oldida tiz cho'kib ketmasdi. Odil aka hamisha u kishida isyonkorlik bir nimasi bor edi. Mana Karimjon hozir aytdiki, Odil Yoqubov o'shadan men jasoratni o'rgandim dedi. Va kecha choyxonada siz yaxshi gap aytdingiz. Buni ancha to'liq qismini aytib berdiz. Shu haqda ham qisqacha o'sha faqat jasorat emas, boshqa ko'p narsalar o'rganganingiz haqida ikki og'iz gapirib. Bu bugungi mana siz talabalarga dars beryapsiz. Jurnalistika universitetida. Bizni eshitib turgan jurnalistika universitetini juda ko'plab talabalar va butun O'zbekistondagi sizni muxlislaringiz va Odil Yoqubovni muxlislari uchun bu juda bir maktab, bir saboq bo'ladi. Aytib bering. Bir narsani aytamanki, kecha ham shuni aytdim, buni aytgan yerlarim ham bor. Ijodkor uchun yozuvchi bo'ladimi, shoir bo'ladimi, jurnalist bo'ladimi, ijod ahli uchun uch qirrasi bor shu narsani. Hammasini birlashtirilgan odamgina buyuk bo'lishi mumkin, daholik fe'li bo'lishi mumkin. Birinchisi ma'rifat, ya'ni ko'p ziyoli bo'lish kerak, ma'rifatli bo'lish kerak. Ma'rifatli deganda mana katta bu ziyolilarimiz qayerdan chiqqan? Odil akani bilasiz, bobosilari Yoqub shayx, shayx bo'lganlar. Shundaymi? Yoqub shayx azon aytganlar, Yoqub shayx nima bo'lganlar? Yoqub shayx o'g'illari yegan berdi, Odil akani otasi 16 yil mardikorlikka ketganda Rossiyaga boradi, imperiyani bir chetida bir yahudiy bilan mardikorchilik qilib, o'sha nimalar qilib yurganda u kishiga marksizm, leninizm g'oyalarini singdiradi u yahudiy.
O kişi komünist bo'lib qaytib keladi, revolyutsiya boshqa va u kishi Odilakan otalari obkom sekretari nimadir bo'lgan shu paytlari. Yo'q, men bilmasganman. Odilakan otalari obkom sekretari bo'lganda, otalari endi Sovet hukumatiga kelib, otalari shayx odam, bu kishi bunaqa mullada shayx tamasini otib qamagan zamon, otalari nima qilishni bilmay azonni so'g'inarkanlarda, hovlini to'ridagi tutdimi bir nimani kavozi bor ekan, kallani şunu içiye tıkıp azana iterkenler, şunu kovaydan taşkara çıkmaydı yani. Ay be. Kegin Odilakan'a bu payeti bora bu yani. Otaları kanunu sopkom sekretleri. Odilakan'a Kur'an bir nümeni örgatıp, şu mesela Bismillahirrahmanirrahim, o bunu örgatıp dursalar, oğul tip olup değil mi kanunist? Ey miyese aynı gen çoğun, varlar mıyese mi naklesem müzüm diye bakırıp gidiyordu otasıya. Deyip şuna hakikaten yine Odilakan'a bunu hatırlarla bunları da ayıp vermeyip, bakırıp gidiyordu da, keyin shu o'sha Yoqub shayx masalan demakki Odilakani ma'rifatida otasini kommunistligi va keyin 37-yinchi yillarda Stalin spiskasida bo'lib o'tirib ketgan otalari. U kishi Turkiston uchun nimadir xatga qo'l qo'ygan o'sha Fayzulloh Xo'ja shular 14-15-yinchisi bo'lganlar. Endi Stalin ayyor odam birdaniga hammasini o'ldirib bo'ldi degan xatga hammasini birdan o'ldirsa bo'lmaydi shu bitta oxiri bu kishini ham repressiya qilgan va xalq dushmanini o'g'li degan bir nima bilan yashaganlardi bir umr. Endi shu narsalar bilan Odilakani ma'rifatiga bobolari nima Istanbulda 16-yinchi yil chiqish qilganimda dakladim nomini shu fakt bilan qo'shdimda tut g'ovagidan yangragan azon deb qo'ydim. Ha, yaxshi qaror qo'yibsiz. Ha, lekin shu demak Odilakani ma'rifatda bobolari bor va sizda ma'rifat, menda bo'ladimi, kimda ma'rifat bo'lsa, shuni ildizi bo'ladi qattadir. Bobolari bo'ladi, ajdodlari bo'ladi, o'qigan kitoblar, ko'p ziyolilarimiz uyimizda mana sizning otangiz maktab direktori bo'lgan. Uyimizda Fuzuliy, Navoiyda ishlardi, bolaligimda quloq solardim deydi odamlar. Ya'ni kimdir bo'lishiga uni tarbiyasi, bobolari, kitoblari, kutubxonasi sabab bo'ladi. Birinchi ijodkor kerak narsa ma'rifat deb o'ylayman o'zimcha. Ikkinchi kerak narsa mahorat. Uchinchi kerak narsa jasorat. Endi Odilakadan biz ma'rifat ham olganmiz, mahorat ham, jasorat ham olganmiz. Lekin menga ustozim kim desa, shuni aytganman mana kimga qanday yoqib yoqmaydi. Ma'rifatni shukrlar kadam oldim deganman. Bunga sabab Javohirlar sandig'i kitobi. Uning ichida juda katta falsafa ilmlar bor edi shukrlarga. Mahoratni Ibrohim G'ofurovdan oldim dedim. Lekin masalan Ibrohim aka juda go'zal yozadi, O'zbekistonni go'zal gapiradigan inson. Jasoratni Odilakadan oldim dedim. Endi shunaqa ijodkorlarni ko'rdikki, mahorat juda kuchli. Mana hozir ham sen. Juda go'zal narsani yozib qo'yib, keyin bu narsam chiqib ketsa, bolalarimga zarar bo'ladi. Unvon olmay qolaman, qamalib ketaman deb o'zini yozgan go'zal narsasini yana yirtib tashlaydigan yozuvchilarga tiqib yuborganlar bo'ladi. Shuning uchun siz mahoratli, tilingiz zo'r, ma'rifatingiz zo'r bo'lsa, qo'rqoq bo'lsangiz, hech kim bo'lmaysiz baribir. Jasorat kerak. Jasoratsiz chiqmaydi bu ma'rifat, mahorat men go'zal bo'lsin. Tagisiz qo'rqoq bo'lsangiz hech narsa emas. Endi angladim va shuning uchun men aytamanki, meni jasoratga o'rgatgan agar 3ta qirrasimiz bo'lsa, shuni bir qirrasini ko'targan va jasoratda Odilakaga qarab olganmiz. Demak, nima ma'naviyatni, ma'rifatni Karim Bahriyev o'sha Javohirlar sandig'ini o'qib shukrlakadan olgan bo'lsa, mahoratni Ibrohim G'afurovdan olgan bo'lsa, jasoratni Odil Yoqubovdan oldim deb aytayapti va biz bunga to'la qo'shilamiz. Karim Bahriyev o'ziga xos falsafiy fikrlar qiladigan juda ajoyib bir do'stimiz. Aziz vatandoshlar, necha minut bo'ldi bizning prema efirimiz? Ha? 30 minut. 30 minut. Yaxshi, biz 30-35 daqiqada tugatishga harakat qilamiz. Endi men eslatib o'taman aziz vatandoshlar, biz bugun 20 oktyabr 2021 yil do'stimiz Karim Bahriyev bilan Odil Yoqubovning xonadonida u kishining merosxo'ri, ijodiy merosxo'ri va farzandi Iskandar bilan. Iskandar Yoqubov Toshkent Davlat Iqtisodiyot universiteti professori, domla. Demakki, bu yerda suhbat qilyapmiz. Biz bugun yana bir kunimizni suhbat qildik. Maryam Yoqubova bilan, bu kishining ayalari bilan, Odil Yoqubovning umr yo'ldoshlari bilan suhbat qildik. Bu suhbatni biroz epaqaga keltirishimiz uchun 2-3 kun kerak bo'ladi. Bugungi suhbat 2-3 kundan keyin albatta efirga uzatamiz, chunki onalari 85 yoshda, ba'zi bir payt dam olib yoki bir xotiralarni tiklab olay deb 3-4 bo'limga bo'lingani uchun biz uni hozir efirga qo'ya olmaymiz. Uni texnik ishlarini qilib 2-3 kunning ichida efirga uzatamiz. Men nima demoqchiman? Aziz vatandoshlar,
Bilasiz, Odil Yoqubovning boya biz suhbat boshida Karimjon ham men ham aytdim ki umrlari juda mazmunli, juda shiddatli, juda jasoratli bo'lgan, hamma havas qilgan, lekin umrlarini oxirida u kishi juda adolatsizlikka, katta nohaqlikka yuz tutdilar, xorlik va zo'rlikka ro'baro keldilar davlat va hukumat tarafidan. Ana shu narsa bizning u kishining shogirdlarining qalbida bir alamli og'riq uyg'otadi hamisha. Aslini olganda Odil Yoqubovlar O'zbekiston qahramoni unvonini yozuvchilar orasida eng birinchi bo'lib olish kerak bo'lgan odam mening nazarimda. Balki men xato qilarman, bu meni shaxsiy fikrim. Odil Yoqubov munosib bo'lish kerak edi. Keyin boshqa bugungi qahramonlarning nomini qo'ysak, ehtimol adolat tiklanar. Bu bir, meni shaxsiy fikrim. Ikkinchidan, Odil Yoqubovga qilingan o'sha davlat va hukumatning barcha nohaqliklarini O'zbekistonning jasoratli prezidenti Shavkat Mirziyoyev his qilib, to'g'ri tushunib o'zi iqtidorga kelganidan keyin bir qator ana shunday nohaqlikka uchragan oldingi davr tarafidan iste'dod sohiblarining o'zlari o'tib ketdi, lekin ularning umr yo'ldoshlariga O'zbekistonning eng yuksak mukofotlarini topshirdi. Buni ko'pchilik tushunar, ko'pchilik tushunmas. Menga Kanadaga juda ko'p xatlar kelgan edi. Bu qanaqa bu deb. Men o'shalarga va bugun yana bir marta aytmoqchimanki, Shavkat Mirziyoyevning, Odil Yoqubovning umr yo'ldoshi, mana bu Iskandar do'stimizning onalari Maryam Yoqubovaga, Abdulla Oripovning umr yo'ldoshi Hanifa opaga, Muhammad Yusufning umr yo'ldoshi Naziraxonga va O'tkir Hoshimovning umr yo'ldoshi o'lmasay opa bo'lsalar kerak, agar adashmasam, ularga berilgan davlat mukofotlari ularning umr yo'ldoshlari umrlarining oxirgi damlarini xorlikda, zorlikda, nohaqlikda o'tkazgani uchun o'sha davlat, o'sha hukumat nomidan bir kechirim so'ragan bir ifodasi deb bilish kerak deb, bu meni fikrim deb aytaman hamisha. Mana shunday adolatni tikladi Shavkat Mirziyoyev. O'z hayotligida, tirikligida kerakli qadr topmay, bu yorug' dunyodan faryod bilan, armon bilan o'tib ketgan yozuvchi va shoirlarimizni hech bo'lmasa o'lganidan keyin oilalariga mehr ko'rsatdi. Yangi O'zbekistonning yangi prezidenti. Men Odil Yoqubovga, u kishining Odil Yoqubovning ijodi uchun, u kishining hayotdagi nohaqliklar uchun uzr so'rash ma'nosida berilgan mukofot deb tushunaman. Maryam Yoqubovaga va boshqa men yuqorida nomini tilga olgan ijodkorlarning oilalariga berilgan davlat va hukumatning bu katta e'tiborini undan keyingi juda ko'p anjumanlarda ham mana shu xonimlar, birinchi bu yozuvchilarning oilalari hanuzga qadar Shavkat Mirziyoyevning va O'zbekiston davlati hukumatining ehtiromiga sazovor bo'lib kelyaptilar. Bu juda to'g'ri siyosat. Men bu butun adabiyot muxlislari nomidan O'zbekistonning ajoyib mana shu g'oyalarini, ajoyib mana shu kitobxonlar qalbidagi armonlarini hisobga olib, mana shunday xayrli, savobli ishga qo'l urgan O'zbekistonning jasoratli prezidenti Shavkat Mirziyoyevga yana bir karra men bugun jurnalist sifatida minnatdorchilik bildiraman. Tembol mana shu xonadondan turib, Odil Yoqubovning xonadonidan turib, Iskandar shu borada biroz fikr bilsa marhamat. Mana orqangizda ana shu ana orden bilan ana olam. Ana shu taqilgan kuni tushirgan surat. Rahmat Shavkat Mirziyoyevich, haqiqatda mana shunday bir katta mana shu. Endi meni minnatdorchiligim o'z yo'lida, siz Odil Yoqubovning o'g'li sifatida fikrlaringizni ayting. Albatta, endi bu ko'p yillardan keyin bu masala juda yaxshi gap bo'ldi hammamiz uchun. Buni orden berilgan kuni 50 tele 100 telefon bo'ldi. Ha, berib bo'ladi. Ko'rdingizmi? Ha, chunki ana shu 2000 butun Turkiston, butun Qozog'iston, butun O'zbekistondan 8 yil bu kishi chetga surib qo'yilgandilar. Aslida hayotlilarda 2005-yilchi yildan boshlab, ayniqsa 2005dan to 2016 bu 9 yil, salkam 10 yil. Bu chetga surilganda bu albatta buni ma'lum bir sabablari bor, vaqt sabablari bor. Bu ruxsatga gapirsangiz, lekin Shavkat Mirziyoyev mana shu narsani eslab mana shu bor-ku Maryam opam deb mana chaqirib o'zlari shu topshirgan kunlari ham onamga Maryam opa siz o'tiring deb boshqalar chiqqan. Boshqa yozuvchilar ayollarimda yurib borgan. O'zlari siz o'tiring deb yonlariga tushib borib mana bu ordenni taqib qo'ydilar. Shu kundan boshlandi menimcha bir hafta
Bayram. Bana bunlara gel gördü. Pamba yağdan kongurak. Sakkiz yıl tingen telefonlar cerrahine bakıyor. Yok, işte orada ezberler mi? Sakkiz yıl bu hanedanın telefonlar bu megen. Cüda, cüda çukur mazmun var Karımcan'ın yapıda. Sakkiz yıl telefonlar cirinlemeyi, siz de devlet tamamından uğruldunuz mu? Kuda uğradı bilasın. Şu üçün Nurali Kabullu bir yapı var. Kuda uğruyandan korkma, koça uğruyandan korku degen. Nimani gapi bor Nurali Qobilni. Mana shu gapini isboti Karimjon 8 yil tinmagan telefonlar jiringlay boshladi. Davom etamiz. Va albatta bu bizning hammamiz. Butun mana shu bizni o'sha katta kichik devoralardan tortib kattalarimizgacha bu narsani hayotda bir yangi nimaga bag'ishladi bizni. Mana shu bo'lgan masala azgina haqiqat tiklanishi, adolat tiklanishi. Rahmat. Bana şunca işler, şunca işler amel bu aşırıldı. Elbette bitti onamamız. Başka adiklerle, üçgörde, rafikalar yapmıştık. Baya ihtim var aşırıldı. Yine onlardan teşkarı Maruf Celil'in kotunu verildi. Şavkat Rahman'ın kotunu verildi. Elbette şu kayarıda bir numar bulan olsa. En asosiyisiz bana şu itibardı. Mesela ayımlar yendi mi? Onamızda şu itibar. Şu günlerde yendi gözlerde yavaş bile gelip bana bir yerde oturup güller bana bu hayvan. Gül bozorda, gül bozorda ham shuncha gul yo'q. Bir kunda ana shu tepa gulga to'g'ri olib chiqarib sotmadingmi? Uni o'tirib taqatib o'tadilar, keyin devorlar taqatib. Qardosh jiyanlar. Bunga izoh berib bo'lmaydi. Tizim bir gap bo'ldi. Nima, aziz vatandoshlar, bu Ma'ruf Jalilni hozir Ma'ruf Jalilni oilasiga deyaptilar, men eshitmagan edim, juda zo'r ish bo'pti. Abu Said Ko'chi mufti Ma'ruf Jalil haqida juda ajoyib bir yodnomasini men dunyo o'zbeklarida e'lon qilganman va Ma'ruf Jalilni men Abdusayid Kuchimovning maqolasini o'qib kashf qilganman. Shunaqa ajoyib inson va qo'sha turardi. Iste'dod sohibi ekan. Yaxshi. Demak, necha minut bo'ldi? Ma'ruf Jalil haqida yana bir nima? 34 minut. Ma'ruf Jalil yo'lishish bo'yicha kimgadir borib turadi. Bizning mahallada bir tadbir bor. Shoir olib keling deyapti. Bizning mahallaga borib shiroq bersangiz bo'lmasa ular kichik Ma'ruf Jalillar. Abzadda ustoz katta shoirsiz desa, meni mahallam juda shoir deb bilmaydi. Bechora Ma'ruf aka, voy bechora. Shu qadar kamtar kamsuqumligini men Abusayd akaning o'sha ajoyib narsasini o'qib qoyil qolganman. Ham Ma'ruf Jalilni kashf qildim. Qarang, bechora Ma'ruf Jalil borsa, meni mahallamdagilar meni ijodkor deb bilmaydi derkan. Shu qadar bir kamsuqum, hatto nimani sharpasidan ham qo'rqib turardi-da bechora Ma'ruf aka. Shunday pokdomon ajoyib insonlar bor edi. Yo'llar shu yerga kelib qoldi va yog'oq bo'lardi vaqtdagida. Ma'ruf aka mana yerda 500 metr do'q. Ha, yaxshi. Aziz vatandoshlar, demak 40 minutdan oshdi. Biz dasturimizni 45 minutda tugatishimiz kerak. Albatta Odil akaning o'g'li sifatida, demak sizga marhamat. Bir shu yerda bir ikkita gapni aytmasam bo'lmaydi. Bu haqiqat, buni hamma biladi. Men buni mana bu otam haqidagi xotiralarni to'ldirilgan nashrni tayyorladim. Birinchi nimani Karimjon o'zi o'qib bergan uni ham. To'ldirilgan nashrni qayta. Aniqroq u 100 ta qog'oz shu paytda chiqarib tashlangan. Istasangiz shu, esingizda bo'lmasa chiqmaydi. Endi o'sha yerda bir otamni ham bir qiziq nimalari bor-da, Asmat aka. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev Odil aka, siz endi Turkistonni eli bizni nima sizga Qozog'iston xalq yozuvchisi beramiz deb 2-3 marta murojaat qilib rasmiy. Otam yo'q. Menga bo'ladi shu O'zbekistonni xalq yozuvchisi, menga shu vatan, mana shu joy meni yurtim bo'ldi, boshqa bo'ldi, sizga rahmat deb bundan bu kishiga yozuvchi o'zi bitta bo'ladi. Qolgan ana tarjimalarim qozoq tilida hamma asarlari chiqqan Olmatada shu paytda. 4ta 5ta romanlari. Bu bitta. İkincisi 1990 yılında Özbekistan Fenler Akademisi Prezidenti'den hat geldi. Resmi hat. Bu hali yaptırdı. Adıla ki bana bu yönde ayteylik Gafur Ulam, Oy Bey, Kamil Yaşılar Akademik bu gel. Siz razıdık hatını verin, biz siz akademikte sayılıp koyuyduk. Bu yerde Rüyhat'ta otan bu gel ve Prumkul Kadirif bu gel. Prumkul Kadirif bu gel. Akademik şairdik, otan gafırın. Fiyen otan bunu diye karadılar. Zeki benge karar bir küldüler. Bu halkın ahvalı bana diyor, bu türkede akademikte bana var mıdır? Hala adamlar akademik buluştuğumuzu, göçünü kovur bir yerden doğrudan korkuyoruz da, Sıfat Eke, göçünü!
Lekin otam bundan voz kechdilar akademiklikdan. Endi baribir Nyu-York akademik qilib saylandi o'sha. Mahallani G'afur G'ulom akademik shoir boshqa Nodil akaga bar Odil Yoqubov degan nomni o'zi o'qishiga yetadi. Ha, shu yerga uchun aytganda kerak emas menga. Ha, mayli, bu ikkita faktni aytdingiz. Yaxshi, aziz vatandoshlar, demak, eslatib o'taman, biz Odil Yoqubovning bugun 20 oktyabr 2021 yil tug'ilgan kunlarida Karimjon Bahriyev bilan Odil Yoqubovning xonadonida o'tiribmiz. Bugun biz Odil akaning butun ijodiy merosiga bu kishi nomiga o'tgan ekan. Bu mualliflik huquqlarini o'g'illari Iskandar, bu kishi Iskandar Yoqubov, Toshkent iqtisodiyot universiteti professori Domla, lekin ayni paytda Odil Yoqubovning ijodi bo'yicha asosiy boya Karimjon aytgandek ham barcha ma'lumotlarga va barcha tashakkurlarga va barcha yaxshilik va yomonliklarga mas'ul, demak, yigit sifatida. Demak, biz 45 minutdan oshirsak bo'lmaydi. Dasturimizni shu yerda yakunlaymiz, lekin Odil Yoqubovning xonadonidagi gurunglar hali davom etadi. 2-3 kundan keyin biz Maryam Yoqubova bilan Karimjon uchalamiz qilgan suhbatni efirga qo'yamiz. Demak, aziz vatandoshlar, biz bir paytlar Karimjon bilan Odil aka bar hayotligida kirib kelardik. Mana shu yerdan kirib kelardik. Yana bitta gap. Bir kun Karimjon ikalamiz men chet ellarga ketishdan oldin Odil akamni bir oldidan o'taylik deb ikamiz keldik. Albatta biz endi quruq kelmaganmiz, bir kanyak, bir ikkita aroqlar olib setkachaga solib, sekin kesak Iskandar ichkarida ekan. Mana shu hovli gulzor edi. Gulzorning bir burchagida Odil Yoqubov, Ramiz Bobojon ismida, yana kim bor edi? Bilmadim, har qalay Ramiz Bobojon va ular yana kimnidir kutayotgan edi va ular bir butilkani yarim qilib o'tirgan ekan. Biz ikkovimizni ko'rib, "Ha, Iskandarning o'rtoqlari keldi, kiraveringlar, ichkarida Iskandar" dedi Odil aka. Keyin bizni qo'limizdagi shiqir shiqir qilgandan keyin butilkalar, "Ey, bular Iskandar emas, bizning o'rtoqlarimiz ekan. Bular bizning davramizga kelyapti" deb qo'limizdagi shu kanyak aroqlarni shu butilka jiringlagandan keyin u yerga tortib olgandilar, hech esimdan chiqmaydi. Shu to'g'rimishganlar kabi. Juda ajoyib odat ekan, ajoyib odatlari bor edi. Va shundan keyin biz o'sha katta yozuvchilar davrasiga qabul qilinganmiz qo'limizdagi butilkalar bilan. Va Iskandar ham chiqolmagan yonimizga, chunki otasini oldida ichish, otasini oldida o'tirish juda bu haliga qila hayqardi. Va biz Iskandar, siz o'zimiz Karimjon, Odil Yoqubov va Ramiz bobojonlar bilan o'tirib ozgina shakar guftorlik qilib keyin Iskandarni oldiga o'tganmiz. Aziz vatandoshlar, bugungi dilbar xotiralar shu yerda yakun topadi. Ayil o'ylaymanki biz hali yana suhbatlar davom ettiramiz. Hammalaringizga yaxshi kunlar yor bo'lsin. Odil Yoqubovning porloq xotirasi uni yaxshi bilganlar va uning asarlarini o'qiganlar qalbida hamesha abadul abad yashab qolajak. Omon bo'linglar.